Koyaları programda aslında Aa, ortaya çıktı. Öyle mi? O, o sahte gelin olarak devam çok edecekti. Hüseyin He. de onu çalıştıracaktı. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler diyen de çok insan var. Fulya ablacım şey bu işin başındalardı. Yakalandılar. He. Tamam herkes öyle biliyor. Diyenler de var. Herkes He. öyle biliyor. Benim için rahat. Gerisi boş. Akisi Bksi, Cksi, Cksi, umurumda değil. Bir dakika vereceğim. Şimdi Fulya şöyle bir şey diyeceğim. Benden bunların diyor faturasını istiyor. Şimdi bu şimdi koskoca dünyada altın veya da parasının faturası olan varsa hiç döksün ortaya. Var, var ben dökerim. Allah belen versin ki de ben tamam, dökerim. Var, ta, sen, ben seninki kuran bilemem. Kuran çarpsın ki dökerim. Ben seninkini bilemem arkadaş. Kuran çarpsın ki dökerim. İster, ister dök, sen ister dök. Var yavrum, benim var, aldığım, var. Ben bak, çarpsın bak, çarpsın ki Benim var. aldığım şeyler, bak benim aldığım, şu andaki bizim aldım emanet altın ve paraların şu anda bak, faturasını ne? biz alamayız. Anladın Alabilirsin. mı? Kimden var? Alabilirsin. var? bir şey soracağım. Kimden alacağız? Bir dakika, bak, ben ben, alacağız. Bir, bir saniye. Bir dakika, biz kimden alacağız bunu? Bir şey soracağım. Dur. Hı -hı. altınlar kuyumcudan aldığı sürece bir belge alınabilir. Hı -hı. Yanlış mıyım? Alınabilir. Veya da bugüne kadar komşumuzdan borç aldık, emanet aldık diyorlar ya. Hani şu üstat bağlansa da kabul etmeyeceğiz zaten. Bu zamana kadar niye bağlanmamış o komşu? Tamam doğru. Bizden aldı altınları. Veya da parayı biz borç verdik. Ya Hüseyin tamam, o zaman sen sana bir şey, şey diyeceğim. Söylüyor. Ya Hüseyin sen gerçekten ne konuşuyorsun Allah'ını seversen? Ya olması gerekiyor zaten. Sen abla. zaten bak tamam. buralara bu işi getiren zaten sensin. Tamam benim de. Kendiniz hep. kazdınız kendiniz düştünüz Hadi. arkadaşım. Kazıtışman Cennet senden yok. giderken de senin bir sürü altınlarını zaman, e, tamam, aldı. Tamam inkar etmiyor. Ben, ben altınlarımla değilim <laughs> zaten. İspat edebiliyor musun? Ben edemiyorum. E, tamam, bak e, ben bak. Ben e, bunlar nasıl o zaman ispat, ispat edeceğim? Onu da ispat etmeye şansı var mı? İspat edemem diyor mesela Hüseyin. Onun ispat etme bir şansı var mı? Günah değil mi? 23 gün bak 23 gün. Bu çocuğun Evinde kalıyor, resmi nikah kıyıyor, 23 gün sonra çıkıyor adamın evinden, gidiyor. Altınlar, paralar, çakmaklar, bilmem neler alıyor, bir gidiyor. Ya hangi vicdan ya? Hayır ama bak onun ispat etme şansı var. Niye var? Altınların borç altınları altınları borçası diyor yok mu? Evet, bana evet, takıldı mı e, altınlar? Bir dakika. Altınlar bak, tak altınları altın... bak. Altınları borçalı, bende ben belgesi, yani. belgesi bile var yani. Şimdi belgesi yazılı kağıtlar bende. Düğün fotoğrafları, nikah yok, fotoğrafları yok mu? Yok, nikahta yok, takı yok. Düğüne bak, düğün yapmak için hazırlanan, yani düğün için hazırlıkta olacak yapılan para ve altınlar. Bunları yani şimdi faturasını istiyor. Ben nereden bulayım o adamın Vallahi farkı? Ne, Vallahi şey. şey. nereden nereden ne yapacak adam? Ki bu Tık, yok, bir yok, yok. Abi, bir soruyorum. Onlar sadece hani düğünde yapılacak hazırlık yapılması nakit için alınmış. Birinden bu borç almış, bir almış ya. Hani şu saate kadar o borç alan kişi tamam doğru. Benden üç tane çeyrek, iki bilezik veya da beş bin üç yüz küsür lira para aldı. Deyip niye doğrulamadı şimdiye kadar? Evet ben onu merak ediyorum. Tamam ediyoruz. o zaman ben de şöyle bir şey diyeceğim. Bu diyor benim arkam var diyor. Benim arkam şöyle, benim arkam böyle. O zaman niye? Ulan kendi yakını bile arayıp da ne olduğunu söyledi burada. Hadi burada yalan desin ya. Hayır, Doğru değil mi abla? Anlamadım. Anladım, ben de anlamadım. Bence siz ortalama bir rakamda anlaşmalısınız. Yok yok ben kabul etmiyorum. Bak ben sadece bana dedi ki sana söz veriyorum dedi telefonu. Bak ben burada da dedim. Bana dedim kanıt belge. Altının da belgesi dedim. Telefonun da belgesi dedim. Parayı da de kimden aldın belgesi dedim. Ya şöyle yok, yok. sunuyor ama. Sen peki evden çıkarken hiçbir şey almadın hiçbir mı? Hiçbir şey almadım. Bak şimdi Allah ben atıyorum Hülya Hanım. Bak atıyorum. Ben yeni telefon aldım değil mi? ha bunu kuturu faturasını alıyorsun değil mi? Tamam. Atıyorum full şeyden aldım. Avukat hanımdan aldım. İletişimci o. Bana belge veriyor değil mi? Evet. Ondan sonra ben diyorum ki full hanım benim şeyimi çaldı. Telefonumu çaldı diyorum. Bir söz, söz misali konuşuyorum. Yanlış anlaşılmıyor. Ee? Çaldı diyorum. O da götürdü veya da götürmedi. Ben bu buna gide, giderim derim ki ya abi benim telefonum çalındı. Ben Cumhuriyet Savcılığına gideceğim. Hani sen de onun bir sureti vardır diyorum. Ben onu alabilir miyim diyorum. E, otomatik olarak da yani, ya ona gerek yok hani telefon sıfır bir alınmış saniye. tamam bir dakika telefon sıfır alınmış hani Hımsız ben telefonu sıfır alabilirim sunmaz. bak ben telefonu sıfır alabilirim ama sen markasını evet. ve modelini Verdim. de söyledin her hepsini söyledin. Tamam, Ben faturasına kadar yanlış mıyım burada kesilir. bak burada kolay kolay böyle bazı şeyler öyle yani ben her bu, şey iddia ediyorlar ama ettikleri iddiayı çıkaramazlar şimdi burada bana fatura diyor Şimdi onca şey sunuyor. O zaman tamam, kendisi bak evden kayboluyor. Evden kaybolduktan sonra benim babam kaldırıyor. Yani benim babam bunun üstüne iftira atacak kadar cahil bu arada bir adam bak, değil. Bir gerçeği görün. Hiçbir şey istemese de bu adam aldatılan, terk edilen koca olarak. Manevi tazminat hakkına sahip. Ya Ona bir şey demiyoruz tamam, zaten. Tamam ona Maddi hiçbir şey, demiyoruz. Ona bir şey demiyoruz. Zaten ona da devlet yapmayacak. Çünkü çalışmıyorum etmiyorum. Benim de başımdan evlilik geçti. Ben de boşanma sürecini biliyorum. Ama sen burada defalarca Vallahi çalışıyorum zelip, ben bay bayan falan görüyorum. Her an... zaman param oldu sana yüz kız buraya yüzü kaldım dedi. Ben 3 sene, seneden beri zaten çalışmıyorum çocuklarım ufak ben onları bırakıp kimseye gidemem.